Albert Einstein bir keresinde demişti ki, aslında herkes bir dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir. Değerli bay ve bayan jüri üyeleri, bugün sanık koltuğumuzda günümüzde eğitim sistemi var. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sadece balığı ağaca tırmanmaya zorlamakla kalmıyorlar, üstüne de balığı aşağıya indiriyorlar. Ayrıca onlarca kilometre koşturuyorlar. Okul yaptığın şeyden gurur duyuyor musun? Milyonlarca insanı robotlaştırmak, bunu eğlenceli mi buluyorsun? Kendisini bu balık gibi hisseden ne kadar fazla öğrencinin olduğunun farkında mısın? Sınıfta akıntıya karşı yüzmeye çalışıp yeteneklerini hiç keşfedemeyerek aptal olduklarını düşünen ve faydasız olduklarına inanan. Artık zamanı geldi, daha fazla bahaneye yer yok. Okulun ayağa kalkmasını istiyorum. Ve onu yaratıcılığı ve özgünlüğü öldürmekle ve eğitimi kötüye kullanmaktan ötürü suçluyorum. Bu eskiden kalma kuruluş olması gerekenden fazla süre yaşadı. Sayın Yargıç, böylelikle açılış beyanımı tamamlamış oluyorum. Ve kanıtımı sunmama izin verirseniz iddiamı kanıtlayabilirim. Birinci örneğim. İşte günümüze ait modern bir telefon. Tanıdınız mı? Bu da 150 yıl öncesinden bir telefon. Çok fark var değil mi? Bu da modern bir araba. Bu da 150 yıl öncesine ait bir araba. Çok fark var değil mi? Bir de buna bakın. Bu günümüzdeki bir sınıf ortamı. Ve bu da 150 yıl önce var olan bir sınıf ortamı. Çok utanılası bir şey değil mi? Abartısız 100 yılı aşkın süredir hiçbir şey değişmedi. Ve siz öğrencileri gelecek için hazırladığınızı mı iddia ediyorsunuz? Fakat böyle kanıtlar varken size sormak zorundayım. Siz öğrencileri gelecek için mi hazırlıyorsunuz yoksa geçmiş için mi? Sizin geçmişinizi araştırdım ve kayıtlara göre siz insanları sadece fabrikalarda çalışmaya yönelik eğitiyorsunuz. Bu da öğrencileri neden sıralı sisteme göre yerleştirdiğinizi gösteriyor. Tertipli ve güzel bir şekilde oturtup söyleyecek bir şey olduğunda elini kaldırmasını tembihleyip kısa bir arada da yemek yemesine müsaade edip sonra da günde 8 saat boyunca ne düşünmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. Ha bir de onları A alabilmesi için yarıştırıyorsunuz. A harfi aynı zamanda ürün kalitelerini ölçmekte de kullanılıyor. A sınıfı bir et gibi. Eskiden şartların farklı olduğunu anlıyorum. Hepimizin bir geçmişi var. Ben de bir Gandhi değilim. Fakat artık robotlaşmış zombileri yetiştirmeye ihtiyacımız yok. Dünya artık ilerledi. Şimdi yaratıcı, yenilikçi, eleştirel ve bağımsız olarak düşünebilen ve birbirleriyle bağlantı kurabilen insanlara ihtiyacımız var. Bütün bilim insanları herhangi iki beynin birbiriyle aynı olmadığını söyleyecektir. Ve iki ya da daha fazla çocuğu olan her ebeveyn bu iddiayı doğrulayacaktır. Şimdi lütfen açıklayabilir misiniz? Çocuklara neden kurabiye kalıbı ya da lastikli şapka gibi muamele gösteriyorsunuz? Herkese tek beden saçmalığı neden? Affedersiniz Sayın Yargıç, fakat bir doktor bütün hastalarına aynı reçeteyi yazarsa bunun sonuçları feci olur. Bir sürü insan daha da hastalanır. Fakat konu eğitim sistemine geldiğinde yaşanan tam anlamıyla bu. Bu eğitimde yanlış uygulama ve suistimaldir. 20 tane öğrencinin önünde sadece bir öğretmen ve her bir öğrencinin farklı karakteristikleri, istekleri, özellikleri ve hayalleri varken sen hala aynı şeyi aynı yöntemlerle mi öğretiyorsun? Bu çok saçma. Baylar ve bayanlar, sanık kişi affedilmemeli. Bu bugüne kadar işlenen en büyük suç olabilir. Ve çalışanlarınıza nasıl davrandığınızdan da bahsedelim. Öğretmenler dünyadaki en önemli işi yapıyorlar fakat düşük ücret alıyorlar. Neden birçok öğrencinin az ilgi gördüğünün sebebi belli. Dürüst olalım, öğretmenler en az doktorlar kadar para kazanabilmeli. Çünkü bir doktor kalp ameliyatı yapıp bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Fakat iyi bir öğretmen o çocuğun kalbini erişip onun doğruluklarla yaşamasına olanak sağlayabilir. Öğretmenler birer kahramandır ama çoğu zaman onlar suçlanır, sorun onlarda değil. Seçme hakkı ve yetki vermeyen bir sistem içinde çalışıyorlar. Müfredatlar hayatlarında bir kez bile ders vermemiş politikacılar tarafından hazırlanıyor. Sadece standartlaşmış testlere kafayı takmışlar. Çoktan seçmeli test cevap kağıdına karalanan yuvarlakların başarıyı ölçtüğünü zannediyorlar. Aslında bu testler kullanılmayacak kadar ilkel, hepsinden vazgeçilmeli. Sadece benim söylediklerime de bakmayın. Frederick J. Kelly'nin dediklerine bir bakın. Bu adam çoktan seçmeli testleri bulan adam. Onun söylediklerinden alıntı yapıyorum. Bu testler kullanılmayacak kadar ilkel ve hepsinden vazgeçilmeli. Sayın Bay ve Ben jüri üyeleri, böyle devam edersek bunun sonucu ölümcül olur. Okula karşı çok güvenim yok ama insanlara güvenim var. Eğer sağlık sistemini, arabaları ve Facebook sayfalarını düzenleyebiliyorsak o zaman bunun aynısını eğitim sistemi içinde yapmak vazifemizdir. Geliştirmek, değiştirmek, okul ruhunu kaldıralım. Çünkü her öğrencinin içindeki ruhu canlandıramadıkça okul ruhu işe yaramaz. Ruhu canlandırmak göreviniz olmalı. Ortak temele artık son. Bunun yerine her kalbin ve sınıfın özüne ulaşalım. Evet, matematik önemli ama sanattan veya danstan daha fazla değil. Her yeteneğe eşit fırsat verelim. Bu kulağa hayal gibi gelebilir. Fakat Finlandiya gibi ülkeler etkileyici şeyler yapıyorlar.
okul zamanları kısaltılmış, öğretmenler yeterli maaş alıyor, ev ödevi diye bir şey artık yok ve birlikte çalışma üzerine odaklanıyorlar. Birbirlerine karşı yarışma üzerine değil. İşte bunun sonucunda onların eğitim sistemi dünyadaki bütün sistemlerden daha iyi performans sergiliyor. Singapur gibi diğer yerlerde de başarı hızla yükseliyor. Montessori gibi okullar ve Khan Academy gibi programlar. Tek bir çözüm yok, o yüzden böyle devam edelim. Çünkü şu an öğrenciler nüfusun %20'sini oluşturuyor olabilirler. Fakat onlar bizim geleceğimizin %100'ü. O zaman onların hayallerine destek verelim. Başarabileceklerimizin sınırı yok. Bu benim inandığım dünya. Artık balıkların ağaçlara tırmanmaya zorlanmadığı bir dünya. Söyleyeceklerim bu kadar.